merhaba sevgili arkadaşlar. Nahit sırrı örükte kalmıştık. Herhangi bir yıldız koymuyoruz. ÖSYM tarafından şimdiye kadar sorulan bir isim değil. Fakat test kitaplarında ismi Nahit sırrı Örün bu anlamda sorulabiliyor. Lütfen dikkat edin. Yapıtlarının temel konusu geçmişe duyduğu özlem ve çocukluğudur. En önemli unsur demek ki anıları diye olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle geçmişe duyduğu özlemden kastımız da Osmanlı tarihine, Türk tarihine ve siyasi konulara çok fazla ehemmiyet verdiğini unutmayalım. Evet romanları kıskanmak çizebiliriz. Abdülhamit düşerken Abdülhamit'in ondan sonra tahtaki son dönemleri 31 Mart vakası olayı İttihat Terakki Hareket Ordusu yani Osmanlı'nın ikinci meşrutiyetine giden süreci anlattı. Abdülhamit'in istibdat döneminden bahsettiği önemli bir romandır tarihi siyasi bir roman. Abdülhamit düşerken başarılı bir roman olarak kabul ediliyor arkadaşlar. Özellikle bu romana lütfen dikkat edelim. Selim İleri, Aynalı Dolaba İki El Revolver adlı romanı Night Sırrı'dan ilham alarak yazmıştır arkadaşlar. Selim İleri'nde de demek ki Night Sırrı'dan esinlendiğini söyleyebiliriz bu anlamda. Peki gelelim öykü türünde. Kırmızı ve siyah çizelim, sanatkarlar çizelim, eski resimler öykü türündeki eseridir. Tiyatro türünde eserleri var. Özellikle sönmeyen ateş, muharrir, muharrir işte yazar konuşan anlamında alın yazısı tiyatro türündeki eserleridir. Nahit Sürri Örük hocamız da bu şekilde zikretmiş olduk. Geldik Selahattin Enis. Evet Selahattin Enis'e de herhangi bir yıldız koymuyoruz sevgili gençler. Şimdiye kadar sorulmadı. Müfredatta da çok fazla ismi zikredilmiyor. Naturalizmin bizdeki bilinçli temsilcilerinden olan bir isimdir. Hatırlayın Hüseyin Rahmi Külfınar bu anlamda çok başarılı bir naturalisti. Yine Mehmet Akif Ersoy hem realist hem naturalisti bu anlamda. Evet Selahattin Enis de demek ki naturalist çizgideki isimlerden birisiymiş. Eserlerinde soylular aristokratların yaşamına ışık tutar ve zina ile fuhuş konularına ağırlık veren bir şahsiyettir bu anlamda. Mütareke döneminde Kaplan adlı eleştirel bir dergi çıkarmıştır İstanbul'un işgal edildiği dönemde. Evet öyküsü bataklık çiçeği evet bu eser test kitaplarında çok fazla sorulabiliyor. Çizelim zaniler cehennem yolcuları özellikle bu mütareke yıllarında Birinci Dünya Savaşı Kurtuluş Savaşı yıllarında ahlaki çöküntü içerisinde kendi değerlerini kaybeden yozlaşan insanların hayatlarına işte gıpta olsun ibret olsun diye insanlara ders olsun diye ne yapmıştır romanlarda kaleme almıştır Selahattin Eniz tekrar ediyorum şimdiye kadar herhangi bir soru gelmedi soru gelme ihtimalde bu anlamda e, zayıf olan bir isimdir Selahattin Eniz geçiyoruz. Evet Osman Cemal Kaygılı. Osman Cemal Kaygılı'dı arkadaşlar. Şimdiye kadar herhangi bir soru gelmedi. Onun için bir yıldız koymuyoruz. İstanbul'u ve semtlerini konu edinen bir sanatçıdır. Halk edebiyatından da esinlenmiştir. Yani özellikle roman ve öykülerinde İstanbul'daki farklı semtlerden farklı kültürel kimliklere ışık tutan bir tarzı vardır. Eşek, Alay, Akbaba, Aydede hatırlarsanız Akbaba ve Aydede dergilerinde hem Yusuf Ziya hem Orhan Seyfi Orhan'ın da yazıları yayınlanmaktaydı. Mizahi yazıları yayınlanmıştır arkadaşlar bu anlamda. Ahmet Mithat ve Hüseyin Rahmi geleneğinden izler taşır. Peki, bir adam Ahmet Mithat ve Hüseyin Rahmi geleneğinden etkileniyorsa nasıl bir roman tarzı vardır? Evet, hatırlayın. Tanzimat döneminde biz iki türlü roman anlayışından bahsetmiştik. Birisi Namık Kemal'in öncüsü olduğu edebi roman geleneğiydi. Hatırlayın edebiyatımızda İlk edebi roman deyince akla kim gelecek? Namık Kemal. Hangi romanı? Cezmi mi? Hayır. Cezmi değil. Tonga'ya düşmeyin. Hangi romanıydı? İntibahtı. Süpersiniz. Doğru düşürenlere aferin buradan. Sonra yine tanzimat döneminde yazı makinesi, süpürke sakal, hacı evvel gibi lakaplarla tanınan, en çok sevilen, en çok okunan isim, popülist romancımız kim? Ahmet Mithat Efendi, Felatun Beyler Rakım Efendi, Dürdane Hanım henüz 17 yaşında ee, bu hatırlayın Hasan Mellah, Hüseyin Mellah bunlar Ahmet Mithat'ın popülist roman anlayışını yansıttığı yapıtlarıydı. Demek ki Osman Cemal Kaygılı da popülist romanlara ne yapmış dile getirmiş. Bu adamın en önemli ve en çok sorulan testlerde kesinlikle soru geldiği zaman sorulan yapıtın adı nedir? Çingenelerdir. Yani adı üzerinde roman dediğimiz İstanbul'un farklı semtlerindeki çingenelerin hayatlarından, yaşamlarından, kültürlerinden ayrıntılı bir şekilde bahseden bir romandır. Bir çingene hayatını anlatıyor. Arkadaşlar e, okuma yazma bilen, musikiden anlayan, kendince keman çalan, bir genç olan İrfan'ın hayatı anlatılıyor. İrfan'ın hayatından kesitler sunuluyor. İrfan bir gün canı sıkılıyor, yaşadığı hayattan sıkılıyor. İstanbul'da hiçbir bilmediği bir mahalleye, bir çingene mahallesine yolu düşüyor. Onların hayatlarına hayran kalıyor. Çingeniler hayatı çok fazla umursamazlar. Yerler, içerler, engi, eğlenirler, sürekli çalgı, çengi, eğlence, muhabbet ondan sonra e, oldukça fazladır. Bunların hayatı dert etme işlerine, maddi olarak sıkıntı içerisinde öyle bir lüküs hayatları yok, zenginlikleri yok, rahatlıkları yok ama adamların böyle işte gamsız hallerine imreniyor. Ve o çengelenin hayatlarını izliyor, onlara hayran kalıyor ve orada orta yaşlarında, ee, Nazlı adındaki e, dul bir çingeneye aşık oluyor ve o Nazlı'ya aşık olmasından sonraki hayatının nasıl değiştiği gözler önüne serildi romanıdır. Bu anlamda çingeniler kesinlikle okumanızı tavsiye edeceğim eğlenceli sürükleyici bir romandır. Evet, Aygır Fatma çizebiliriz. Bekri Mustafa ismini hatırlayabilecek misiniz? Bakalım sorayım. Bekri Mustafa kimdir? Ben size bu adamdan bahsettim. Hatırlıyor musunuz Bekri Mustafa'yı? Evet, kesinlikle hatırlıyorsunuz değil mi gençler? Nerede bahsettik biz? Nerede? Divanda mı? Hayır. Tanzimat'ta mı? Hayır, serveti fırında mı? Evet demeyeceğiz. Peki nerede bahsettik bu adamdan? Anonim halk edebiyatında. Fıkra türünde Bekri Mustafa fıkraları vardı. Hatırlayın. Rivayetlere göre işte Sultan 4. Murat devrinde yaşadığı sanılan aslında iyi bir medrese talebesiymiş. Fakat bir Rum kızına aşık olduktan sonra kendini işte babası da Hristiyan olan bir kızı Alman deyince Bekir Mustafa aşkından dolayı ondan sonra hayata her şeye küsüyor. Kendini tamamen içkiye adayan ve gündüz bile ayık gezmeyen bir şahsiyettir. Gönlü yaralı bir ondan sonra aşıktır. Fakat bunun hem böyle miza hem ironi hem de üst üst böyle üst düzeyi akıl e, ondan sonra zeka ürünü olan fıkralarını anlatmıştık. Hatırlayın kayıkçı fıkrası, Sultan Ahmet'e imam olması, Bekir Mustafa böyle geleneksel Türk edebiyatında, anonim halk edebiyatında bir fıkra karakteri olarak karşımıza çıkmıştı. Bu anlamda önemli. Akşamcılar özellikle yine meyhane yaşamından bahseden bir romandır. Öykü türündeyiz arkadaşlar. Bir kış gecesi çizelim. Sonra gelelim eşkıya güzeli çizelim e, Gonca'nın intiharı e, Tekin olmayan kedi de öykü türündeki yapıtları Osman Cemal Kaygılı'yı da bu şekilde anlatmış olalım. Evet geldik Esat Mahmut Karakut. Esat Mahmut Karakut'a da yine herhangi bir yıldız koymuyoruz. Çıkma ihtimali hemen hemen yok. Test kitaplarında bazen ismi geçebiliyor. Evet milletvekili yapmış Şanlıurfa milletvekillerindendir arkadaşlar. Popüler aşk romanlarıyla tanınıyor. 1970'li yılların, 60'lı yılların Türk sineması nasılsa bu adamın romanlarında o şekildedir. Aşklar, aldatmalar, ondan sonra sevip de kavuşamamalar bunlar karşımıza e, Esat Mahmut'un romanlarında çıkıyor. Aşk ve Serüven romanlarıyla ünlenmiştir ve dediğimiz gibi birçok romanı filme aktarılmıştır. Arkadaşlar Serüven romanlarında... Türkçü Cumhuriyetçi bir çizgisi vardır, yani Cumhuriyet'in değerlerine bu anlamda nedir sadık kalan bir isimdir. Kadın isterse en popüler romanıdır ve filme de aktarılmıştır arkadaşlar. Sonra çölde bir İstanbul kızı çizelim. Daha sonra son geceyi çizelim. Kadın severse daha sonra arkadaşlar bakıyoruz Ankara Ekspresi, ömrümün tek gecesi bunlar büyük çoğunlukla filme aktarılan yapıtlarıdır. Esat Mahmut Karakurt dediğim gibi çıkma ihtimali bu anlamda oldukça düşük olan bir şahsiyet, popüler bir romancıdır. 1950'li ve 60'lı yıllarda çok sevilmiştir. Çok fazla okunmuştur bu anlamda. Ama edebi nitelik bakımından zayıf olduğunu ifade etmemiz gerekiyor.